2 sene önce doların bu noktaya geleceğini, ekonominin böyle darmadağın olacağını biz söylüyorduk, biz görüyorduk da biz allemi cihan mıydık? Yoksa diğerleri görmezden mi geliyordu? Bugün söylediklerimizde yarına ilişkin aynı şey geçerli. Bugün söylediklerimizde bir, yani orada şudur budur falan gibi siyasi kaygılarla hala konuşanlar var ama ya kimin ne kazandığı değil, bu milletin ne kazanıp ne kaybettiği bizim için esas olay. Ve bugünden yarına ilişkin yaptığımız uyarılar da tıpkı 2 sene önce bugüne dair yaptığımız uyarılarla aynı. Ama niye bunu görmek istemiyor kimse? Ya Selçuk, biraz bunu konuşalım Selçuk. O herkes günlük yaşıyor abi. Ya herkes görüyor aslında. Yani bence bu ülkede yaşayan herkes görüyor. Yöneticiler de görüyor bana göre. İşlerine gelmiyor. Siyasi bekalarını ön planda tutuyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Eyvallah. Oğuz, senin ekleyeceğin bir yorum var mı buna? Yoksa şu altın ekonomisine de geçeceğiz. Ya tabii. Şimdi insanlar bence de görüyor. Görüyor, yorum yapıyor, eleştiriyor falan ama insanlar da sonuçta kendi ekonomileri içinde yaşayan varlıklar ve kendi ekonomilerini döndürmekle yükümlüler ilk önce. Yani insanlar refah içinde çok rahat yaşıyor olsalar, o zaman bu konulara daha çok muhalif olup, daha çok ses çıkarıp tepki koyabilirler. Ama insanlar kendi hayatlarını zaten zor idare ettirdiği bir ortamda oturup bunlarla uğraşacak insanların mecali ve motivasyonu kalmıyor ki. Seyirci olarak seyrediyorlar ama günün sonunda onlar da kendi gününü kurtarmanın derdinde. Bütün olay da buradan kaynaklanıyor. Halkın ekonomisine geçmeden önce hazır sözlendeyken 24 Aralık'ta bir faiz artışı bekliyor musun? Yılın son TPK toplantısında. Bana mı sordu? Evet evet oldu. Bekliyorum evet. Yani kaç puan olacağını tahmin etmek zor. Geçen sefer tahmin ettik tuttu ama bu sefer de yani herhalde bir 3 puan falan olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Aynı soruyu Selçuk sana sorayım. Yani ben bu sefer bekleyeceklerini düşünüyorum ya. Yani piyasada bir faiz artırım beklentisi var. Ama işte mevduat faizlerini yukarıya çektiler. Politika faizini sabit tutacaklar diye düşünüyorum. Ya aslında ikiniz de haklısınız. Yani Nasrettin Hoca gibi olmayayım ama dönemden dolayı çok kritik. Yani Amerika başta olmak üzere Batı piyasalarının Noel'e girmesi nedeniyle sakin bir süreç. Buradaki hamleyi belki çarşamba günü doğru okuyacağız. Oradaki söylemler çok önemli hale gelecek. Yani bunu pas geçip o tatil dönemini yaşamak isteyebilir. Hamle yapayım diyebilir. Ama günün sonunda esas olan bizim döviz, faiz, enflasyon sarmalına girmiş olma gerçeğimizdir. Buna yönelik bir çözüm ne yapılacak? İşte bence asıl yanıtlanması gereken soru bu gibi geliyor bana, bilmiyorum. Evet, yani ben faizi bir ay daha bekleteceklerini düşünüyorum. Yani bu ay arttırmayarak bekleyeceklerini düşünüyorum. Ama bu bizim faiz sarmalına girmediğimiz anlamına gelmiyor. Faiz sabit tutarlarsa dolar son bir hafta içerisinde yukarıya tırmanmaya devam eder. İşte yeni yıla kadar. Öbür taraftan yükseltirlerse de bu seviyelerde kalmaya devam eder. Yani düşmez. Yine 8-8.20 civarında kalmaya devam eder. Hatta belki daha üst seviyelere çıkar. Çünkü diyorum ya bu kez katsa yaptırımları ön plana çıkacak. Ve ağırlaştırılarak çıkacak bu yaptırımlar. Bizimkilerin ne açıklama yapacağı da önemli bu noktada. İşte arka arkaya işte Savunma Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan ismini açıklamayan bir yetkiliye kadar bu konuyla ilgili dayatmaları hayır diyoruz diye açıklamalar gelmişti. O hayırları aynı tempoda devam ettirecekler mi, bunu göreceğiz. Devam ettirirlerse muhtemelen dolar üzerindeki baskı artacak bir. İkincisi de yabancı çıkışı hızlanacak. Yani iyice ortam güvensizleşmeye başladı. Yani İran-Amerika sürecine doğru gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Orada tabii bizim pozisyonumuzda sıkıntılı olacak.
nereden bakarsan sıkıntılı olacak. Peki arkadaşlar, şimdi burada görüyorum, şey artık trolleri falan dikkate almıyorum arkadaşlar. Çöp hepsi. Hele küfürlü yazanları hiç dikkate almıyorum. Sallayın gitsin. Biz anlatacağımızı anlatıyoruz. Zaten üçgen izleyicisi de yine diğer yorumlardan gördüğüm kadarıyla anlayacağını anlıyor. O yüzden şu diğer konuya geçelim arkadaşlar. Halkın ekonomisi çok ciddi alarm veriyor. Yani şu anda işte bir araştırma 14 ilde yapılıyor. %58,6 bir numaralı sorun ekonomi deniliyor. Çok ciddi kaygı var. Mesela yine Metropol'ün son anketine baktığında ekonomideki gidişattan korona değil Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu tutuluyor. Çok ilginç bir detay değil mi? Yani AKP ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayrı ayrı değerlendiren bir yapı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen %30'lar dolayında Sayın Erdoğan'ın isminin çıkması bence ilginç. Berat Albayrak'ı mesela sorumlu tutanlar %10,8'de kalmış. Ama bunun dışında esas gerçek şu arkadaşlar. Yine bu araştırma bize gösteriyor ki vatandaşın bir ay bile gelir elde etmeden dönecek durumu da icalide yok. Bütün bunlar, şimdi birkaç haberi paylaşacağım. Sizden genel analiz isteyeceğim. Selçuk geçen hafta içerisinde videolarda güzel anlattı onu. Bence yılın hikayelerinden biri elektrik faturaları çok güzel bir örnek. Anlatabiliyor muyum? Ben sizi misafir ettim, onu da daya faturanın içine durumu var. Onu da biraz açalım. Artı yetmedi. Şimdi tabii yeni değerleme oranı %9,1. Bütün cezalar da en az bu kadar arttı. Bunu da ilave edelim. Şu elektrikle ilgili son gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Bugün gelen bir açıklama. PDK Başkanı açıklama yaptı. O ilgili maddeyi yanlış anlaşılmalara çok açık olduğu için kaldırdık dedi. Yani yanlış anlaşılma acaba kamuoyu tarafından çok aşırı bir baskı olunca bizim gibi gazeteciler, ekonomistler çıkıp millete ya bak böyle böyle şeyler oluyor deyince ve sosyal medyada bunlar çok ciddi anlamda tartışılınca televizyonlara haber olunca mı acaba fark edildi, yanlış anlaşılmaya döndü ve kaldırılmaya karar verildi. Merak ediyorum. Ya bu enteresan bir şey yaşıyoruz bu ülkede artık. O da şu, milletten yoğun bir tepki geldiği zaman hemen hop çeviriyorlar. Bak bakıyorlar tepki yok ya da millet uyanmıyor, hop geçiriyorlar falan. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz. Çok yazık ya. Ya ben üzülüyorum. Şimdi neyi yanlış anlamış olabiliriz ki biz? Yani neyi yanlış anlamış o? Ağırlama var, reklam var, ilan var, o var, bu var. Bütün bu maddeler o maddenin içerisinde yer alıyor faturaya yansıyacak diye. Şimdi biz bunu işte yanlış anlaşılmaları, kötü niyetlerin sözlerini durdurmak için falan filan kaldırıyoruz. Yapmayın ya, yapmayın. Yani bizim zekamızla bu kadar oynamayın ya. Hadi bizim zekamızla oynadınız da vatandaşın zekasıyla oynamayın. Kaldırıldı Çetin o madde, anlayacaksın. Böyle bir müjdeymiş gibi verildi bugün. Kardeş cihazlarım daha doğrusu kaldırıldı mı, gizlendi mi onu da bilmiyoruz. Biliyorsun daha önce kayıp kaçaklar da böyle gündeme gelince kayıp kaçakları faturaya yazmaktan vazgeçtiler ama almaktan vazgeçmediler. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani kaldırıldı mı yoksa faturada biz göremeyecek miyiz onu bilmiyoruz. Ya muhtemelen ikinci olacak. Faturada biz göremeyeceğiz.